Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere adabı muaşeret dersimizin birinci dönem birinci yazı soruların cevaplarını yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Görgü, nezaket ve zarafet arasında nasıl bir ilişki vardır? Açık aynı şeklinde. Bu sorumuzu şu şekilde cevaplayabiliriz. Görgü, toplum içinde nasıl davranılması gerektiğini belirleyen, rahatsızlık uyandıracak söz ve davranışlardan kaçınmayı ifade eden toplumsal kabullerdir. Dolayısıyla görgü toplum içindeki davranma kuralıdır. Nezaket ise görgünün de ötesinde samimi bir yaklaşım çerçevesinde anlayış, duyarlılık, kibarlık, incelik demektir. Normalin üstüne bir ahlak güzelliği, huy güzelliği, tutum ve davranış güzelliği, süzülerek, damlatılarak, ara duru hale gelmiş, saf ve berrak bir karakter güzelliği şeklinde de zarafet tanımlanıyor ki insan davranışlarının en ideal noktası da zarafettir. Dolayısıyla toplum içerisinde nasıl davranması gerektiği kuralları görgü, bu görgünün içerisinde kibarlık, duyarlılık, incelik varsa bu nezaket, zarafet de bu tutum ve davranışların en güzel halidir diyebilirsiniz. İkinci sorumuz adabı muaşerete uymanın toplum barışına ne gibi katkılar vardır? Açıklayın şeklinde. Adab-ı muaşeret toplumsal kesimleri ve gruplar birbiriyle kaynaştırmaya, insan ilişkilerini düzenlemeye, dolayısıyla da adab-ı muaşeret yaşamı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Görgü ve nezakete dikkat eden insanlar kendilerini daha iyi ifade edebildikleri için muhataplarında olumlu izlenimler bırakırlar. Nezaketle ifadelerin istekleri genellikle de olumlu karşılık bulur. Baskıyla, tehditle ve kaba dille yapılan uyarılar pek dikkate alınmaz. Üçüncü sorumuz toplumdaki bireylerin adabı muaşerete uygun davranmasının toplumsal düzen açısından önemini açıklayınız. İnsan toplum içerisinde yaşar, çeşitli iletişim kazalarına muarız kalmamak için adabı muaşerete dikkat etmeli. Davranışları düzenleyen adab-ı aynı ortamı paylaşan insanların birbirleriyle uyum içinde yaşamalarını sağlıyor. Bireylerin adab-ı muaşirete duyarlı, medeni ve zarif insan olarak yetişmesi toplum için elbette çok büyük bir kazanımdır. Yemek yeme, konuşma, dinleme, saygı gibi konularda çocukluk döneminde öğrenilmeye başlanan adab-ı ki inşallah öğreniliyordur sosyalleşme sürecinde hayat boyu eğitimle devam eder ve adab muhaşeret bireylerin farklılaşan toplum ve çalışma hayatını etkili ve yapıcı bir şekilde katılmalarını sağlar. Bu da bireye toplum tarafından değerli bir kimliğin kazandırılmasına neden olur. Söz gelimi çalışkan ve güvenilir bir insanın toplumun genel kabulü olan değerleri çalışma hayatına yansıtması onun iş ortamındaki ilişkilerini ne yapacak? hem güçlendirecek hem de o kişinin toplum içerisindeki saygınlığını artıracak. Dördüncü sorumuz ahi teşkilatına mensup esnafların sahip olduğu iş ahlakını tüketici haklar açısından değerlendiriniz. Evet ahi teşkilatı ahi evran tarafından kurulan güzel bir teşkilat. Devlet ile millet üretici ile tüketici zengin ile fakir arasında köprü oluşturarak toplumsal ve ekonomik adaletin tesisine katkı sağlamıştır. Dolayısıyla ahilik teşkilatına mensup esnaflar kusurlu ürünler satamazlar. Ölçü tartıda dürüst davranırlar. Müşteri memnuniyetini dikkate alarak helal kazanç elde etmelidirler. İşte tüm bunlarda nedir? Tüketicinin lehine olan davranışlardır. Kitabınızda mesela papucu dama atılmak terimi var, deyimi var, değil mi? Orada ne var? Hatalı, kusurlu ürün satan kişinin ürünü çapısına atılır, dama atılır ve diğer insanlar onu gördüğü için oradan alışveriş yapmazlar. Böylece bir mahalle baskısı da oluşmuş olur. Beşinci sorumuz, Türk kültürüne ait geçmişten günümüze taşınmış adab-ı muaşeret örnekleri veriniz. Evet, Türk kültürü geçmişten günümüze kadar adab-ı muaşerete uygun davranışlar sergilemiştir. Mesela akrabayı ziyaret etmek, gözetmek, sılayı rahim misafirleri en güzel şekilde ağırlamak, toplumdaki din, dil, farklılıklarına karşı hoşgörül olmak, ihtiyaç olanlara yardım etmek, zekat, sadakayla devam ediyor. Vatan için fedakarlık yapmak, gerektiğinde şehit, gazi olabilmek ve doğayı, çevreyi kurmak işte kültürümüzün geçmişten günümüze örnekleri. Altıncı sorumuzda dersimizin tanımı. Adabı muaşeret nedir? Evet toplum içinde yaşayan insanların birbirlerine karşı davranışlarında sınır ve usulleri belirleyen terbiye, nezaket, saygı gibi ahlaki tutumları içeren görgü kurallarının tamamına adabı muaşeret denir. Bunlardan herhangi birisi eksik olduğunda iletişim kazaları meydana gelir. O yüzden terbiyemiz tam olmalı, insanlara nazik davranmalı, büyüklerimize saygılı olmalıyız. Yedinci sorumuzda Türk toplumunda adabû muâşeretin şekillenmesinde hangi unsurlar etkili olmuştur? Evet, Türk milletinin adabû muâşeretinin oluşmasında dini inançları ki İslam dini, töremiz, ahlaki değerlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz, kültürel yapımız, değer yargılarımız, yaşam tarzımız her dönem etkili olmuştur, etkili olmaya da devam etmektedir. 8. sorumuz İstanbul başkent olma yönüyle hangi alanlarda adab-ı muaşeret konusunda öne çıkmıştır? Evet İstanbul başkent Osmanlı'nın başkenti. Yüksek sesle konuşmaktan kaçınmak, yürürken kimseye çarpmamaya özen göstermek, yanlışlıkla birine çarptığında özür dilemek, eller cepte gezmemek, sokak adabının gerekleri arasında sayılmış İstanbul'da. Bunun yanı sıra yine şemsiye kullanımında bazı hususlara dikkat etmek, şemsiyeyi başkasına çarpmayacak şekilde kullanmak yine tokak adabına öne çıkartmıştır ve diğer şehirde yaşayanlar da bu şekildeki adab-muaşeret kurallarını kendilerine örnek almışlardır. Ahilik teşkilatındaki iş ahlakı konusunda bilgi veriniz. Teşkilata yani ahilik teşkilatına üye olan esnaflar kusurlu ürünler satmamalı. Tartıda dürüst olmalı, müşteri memnuniyetini dikkat ederek helal kazanç elde etmelidirler. Ahilin usulleri gereği bir esnaf kendinden sonra komşu esnafında siftah etmesini sağlayarak onu gözetir. Yani diyelim marketiniz var, çay sattınız. Diğer bir müşteri geldi yine çay istedi. Onu yan komşunuza diğer markete gönderebilmelisiniz. İşte bu zarif tutum ahiller arasında adabı muhaşerede önem verildiğini bizlere gösteriyor. 10. sorumuz ilk Türk devletlerinde var olan adabı muaşeret ilkelerini yazınız şeklinde. Saygılı, temiz, tatlı dilli, yumuşak huylu, anlayışlı ve konuksever olmak, utanma duygusuyla hareket etmek ve hediyeleşmek işte ilk Türk devletlerindeki öne çıkan adabı muaşeret davranışları. Yine yaşlılara, atalara ve toplumun ileri gelenlerine saygı göstermek yine adabı muaşeret kuralı olarak kabul edilmiştir. 11. sorumuz Hz. Muhammed'in adabı muaşeretin gereği olan yardımlaşmanın İslam dini açısından da değerli olduğunu ortaya koyan bir hadisinin anlamını yazınız. Hadis-i şerifler peygamberimizin Kur'an-ı Kerim e açıklayan güzel sözleridir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurmuştur. O yüzden dinimizde yardımlaşma çok önemlidir. Özellikle zekat zenginlerin ve diğer insanların sadaka yoluyla aç olan, yoksul olan, yetim olan, ihtiyaç olan insanlara yardım etmeleri gerekmektedir. 12. sorumuz: Adabı muâşerete uyan bireyler toplumları etkileme, dönüştürme gücüne sahip erdemli ve seçkin kişilerdir. Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili Hz. Muhammed nasıl nitelendirilmiştir? Ayetin mealini yazınız. Evet, son peygamber Hz. Muhammed toplumu dönüştürmüştür. Cahiliye döneminden sahabe toplumu oluşturmuştur. Ayette Allah buyuruyor ki, Kaba ve katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafındakiler dağılır giderlerdi. İşte bu ayete göre adabı muaşire duymanın toplum üzerindeki etkisi vurgulanmıştır. Peygamberimizin de bunu başardığı bizlere bildirilmiştir. Son sorumuz 13. soru. Görgü ve nezakete dikkat eden insanlar kendilerini daha iyi ifade edebildikleri için muhataplarında olumlu izlenimler bırakır nezaketle ifade edilen istekler genellikle olumlu karşılık bulur. Bireylerde mutluluk ve güven hissi uyandıran davranışlara örnekler veriniz şeklinde. Yine sizler buraya değişik örnekler verebilirsiniz. Mesela konuşanın sözünü kesmeden dinlemek, özel günlerde hediyeleşmek, özür dilemek, çanta ve telefon gibi özel eşyaları izinsiz açmamak, kişinin kusurunu yüzüne karşı söylememek, birinin evine gitmeden önce haber vermek, işte bunlar nazik davranış biçimleridir. Bunlar yaptığımız zaman bireylerde mutluluk ve güven hissi uyandırır. Evet sevgili arkadaşlar, adabı muhaşeret dersimizle ilgili birinci ünitemizden sizler için örnek sorular oluşturduk. Şayet sizler ikinci ünitemizden de sorumluysanız kanalımızdan muhakkak o ünitemizi, o ünitemizin değerlendirme sorularını da izleyin. Diğer derste de görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.